Là où j'ai vu là. Je me suis là. فالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün yarın dersimizin son dersimiz olacak inşallah. Bir aksilik olmazsa. Hadis usulü. Hadis usulünün son dersi olacak. Geçen hafta aslında son ders olmayacaktı. Geçen hafta ders yaptığımız için bugün biraz fazla okuyup bitirelim istiyorum. Yani geçen haftayı da şey yapmış oluruz. Telafi etmiş oluruz inşallah. Şimdi bugün ders okurken evvela birkaç satır ibare okuyacağım. Anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı ona bakacağım. Ondan sonra bir de bugün ben kendimi bir denemek istiyorum. Yani bakayım şu hazırladığım şeyin ne kadar faydası var. Bir daha yakın okuduğumuz bir iki satırı bu verdiğim fotokopilerle mukayese ederek okuyacağız inşallah. Hem kendimize bir tatmış olacağız. Böyle hocam. Ondan sonraki ibare ise kolay olduğu için ve önceki şeylerin üzerine teferruat olduğu için ibareyi okuyup geçeceğiz, bitireceğiz inşallah. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Usulü hadisi son dersine gelip biz, bitirmeye inşallah bitirmeye muvaffak olan Rabbimiz zahmet sana olsun. Tabi bu son ders olacağı için çok kısa olarak şöyle bir özetleme yapacak olursak önümüzdeki şeye göre, tabloya göre usulü hadis bi'tibari menba'i kaç kısma ayrılıyordu? 3, 6, 9, 6, 6, beraber 12 değil mi hocam? Evet. İçileri okumuyorum. Bi'tibari müsnedi ile 3 kısma ayrılıyordu. Evet. Merfu hadiste kendi arasında 2 kısma ayrılıyordu. Aslında isim neyse söylemeyeyim isimleri. Bu vakit geçmesin. Üçüncü kısım olarak bi'tibari senedi ve isnad demiştik. Muttasıl ve mukati olarak iki ayrılıyordu. Mukatir de kendi arasında 5 kısma ayrılıyordu. Sonra bi'tibari sıfatı vel evsaf penceresinden baktığımızda sahih hasen ve vaif olarak 3 ayrılıyordu. Sahih hadiste 2 ayrılıyor. Sahih ni zati, sahih ni gayri. Hasen hadiste hasen ni zati, hasen ni gayri diye 2 ayrılıyordu. Bi'tibari musul ileyna, bize gelmesi itibariyle hadiste 3-4 kısma ayrılıyor. Garip hadis, buna fert de deniyor. Aziz hadis, meşhur veya diğer ismiyle fazl-ı terarif edildi, müstefil bu hadis. Bir de dördüncü olarak mütevatir hadis. Bugün bunları göreceğiz, bu dördüncü göreceğiz. Şu zayıf hadisin kısımlarını da geride görmüştük. Ve zayıf hadisin kısımları vardı. 10 kısma ayrılmış burada hocamız. Tamam hocam? Şimdi o zaman ne yapacağız? 11. de vardı hocam, müphem. Müphem, evet. Dolayısıyla biz bugün şu dördünü görmüş olacağız. Tamam. Garip, aziz, meşhur, diğer ismi Mustafa ve mütevatir. Bunları göreceğiz. Sonra ibareyi okuyup bitireceğiz. Tamam. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme'lem. Sümme bundan sonra i'lem ey muhatap bir ney. Şunu ki enne râvi muhakkak rivayet eden râvi nerede fil hadis fil sahih sahih hadisteki râvi İmkanı vahiden tek ise, bir râvi ise, nerede fî cemî'il mevâdu'i, o rivayet edilen hadisin bütün tabakalarında, her bir tabakada, ilk tabakada Hazreti Ömer'in vardı. İkinci tabakada ondan tabi'in rivayet etmiş, üçüncü tabakada ondan bir başkası rivayet etmiş. Her tabakasında, yani tabakaların tamamında tek. Yani mevâdu'i'den kasıt tabaka. Tabii, hadisin her tabakalarının tamamında, bütün tabakalarından, tek sadece bir tane ise râvi evveya fî bazı mevâdi'i bazı tabakalarında bu bazı kelimesi tabi müfet olması hasebiyle buraya şöyle bana da veriliyor. Tabakaların bir tanesinde. Çünkü bu mana daha doğrudur. Aşağıda en alt satırda zaten diyecek yuhkumu ekalu alel ekser diyecek. Bu da sadece bu fenne mahsustur. Yani hadis fennine mahsustur. Diğer fenlerden velil ekser hükmül kül kaidesi vardır. Yani bir şeyin ekserisi için tamamı hükmü vardır. Ama sadece hadis usulünden bunu tersten işletiyoruz. Yani yuhkabun ekallu alel ekser. Az çoğa hükmediyor. Onun için evveya fi bazı mevâdi'i o tabakaların bir tanesinde mesela. Tekse müsemmâ gâime. Tekse diyorum özellikle hani bazısında ne diyorum? Tekse diyorum. Yani o bazı tabakaların bir tanesinde ise o tekrar abi, yüsemma o hadis isimlendirilir, gariben, garip hadis diye isimlendirilir. Evet, şimdi
Peki yani tabakaların herhangi bir tanesinde bir kaldığı için garip kalmış yani. Evet. Ravi garip kalmış tek başına. Tek başına evet. Bu anlaşıldı değil mi? Evet. Şimdi, peki hocam yani diğer hadislerde yani bu tam her türlü konusu ravilerde ikişer üçer tane mi? Tabii. Değil mi? Yani ravisi 70 tane olan 70 sahabi olan hadis. Tamam. Ama tek kaldığında hangi tabakada olursa olsun biz buna garip diyeceğiz. Garip diyoruz. Onun için işte burada fi bazı mevada'ide oradaki bazı kelimesine o tabakalarından bir tanesinde diye ona bilinçli mana vermiyor hocam. Anladım. Tamam mı? Tamam. Bundan dolayı. Yüsemma gariben, garip hadisi isimlendirilir. O tamam. Ve in kâne isneymi eğer o ravi iki tane ise Allah. Yüsemma isimlendirilir azizen, aziz diye. Aziz. Ve in kâne ekstra min isneymi eğer ravi ikiden fazla ise yüsemma meşhuran. Meşhur hadis diye isimlendirilir. Daha da müstefil bu hadis diye isimlendirilir. Neden müstefil diye tekrar bir isim koymuştun hocam? Elfaz-ı müteradife diyor şerhler. Yani aynı manaya geliyor. Aynı manaya geliyor diyenler var. Bir de istifade edilen. Şimdi ama bu şunu şurada buradan şunu anlamamak lazım. Ha. Yani bir hadis-i şerif zaten sahih hadistir. O sahih kaydını boşuna koymadı. Bu hadis sahih olabilir. Sahih garip, sahih meşhur, sahih müstefil. Veyahut da hasen garip, hasen meşhur, hasen müstefil, hasen işte anlaşıldı değil mi? Tabii. Yani bu hadisin şeyiyle alakalı değil yani. Senet açısından hepsi olabilir. Evet. Meşik de bahsediyor. Evet. Ve imkâne, ve imkâne. Sahih demesi önemli hocam. Oradaki sahih kaydı, yani bu o kayıt işte garabetin sıhhaten mani olmadığına işaret etmek için. Evet. Yani yoksa bu kısımda yani hadislerin kabulü şartlarıyla ilgili değil yani bu okuduğumuz evet. Kısımda. Yani bir hadis kitabında işte bu hadis gariptir dendiği zaman da dava garipmiş ya bırak bunu falan değil. Bak şimdi ben burada misalleri göstereceğim size yok. Hadis garip ama nasıl garip? Yani sahih bir hadis. İnneme lamana bin niyet mesela. Şimdi göreceğiz inşallah. Tamam mı? Bu da tamam. Hasan Ömer orada garip mi hocam? Evet. Hasan Ömer orada garip mi? Başka garip, garip hocam. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Buradan ben biraz okuyup tamam. Şöyle bir deneme yapayım diyorum. Hani anlaşıldı mı dedikten sonra buraya geçtim. Hiç anlaşıldı mı demeye gerek yok. Vakit kaybetmeyelim. Ben bunu size vereyim hocam. Buradan şey yapalım. Bunu da o şey gelirse ona verirsiniz hocam. Tamam. Bu da benim. Şimdi hocam o zaman ibareye bir daha bakıyoruz. Evet. Sümmalem diye değil mi başlıyor? Evet. Oradan bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme bundan sonra gelen bir. اَنَّ الرَّاوِي فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيْهِ Sahih, sahih bir hadisteki ravi imkanı vahiden eğer tekse. Hemen misale bakalım. Hazreti Ömer Efendimiz'e rivayet eden bir Bukhari hadisi var. O hadis de şudur. اَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّمَا الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّةِ Ameller niyetlere geldi. وَاِنَّمَا لَكُلِّ بِرِئِمْ مَانَوَا Kişi için ancak niyet etmiş olduğu şeyin karşılığı vardır. Hadis devam ediyor. وإن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وإن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها إلى امرأة نيتها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Şimdi bu hadis-i şerifi sadece ve sadece Hazreti Ömer Efendimiz şey yapmış, rivayet etmiş. Vahid mi? Vahid. Peki burada ravi midir Hazreti Ömer? Ravi. Sümmâlem. Bundan sonra ennen ravi Hazreti Ömer mesela diyelim, misal verelim. Fil hadisi sahih bir hadisteki ravi, bu hadis sahih bir hadistir, Buhar'da geçiyor. Ravi, imkanı vahiden eğer tekse, hakikaten tek yani bu hadisi Hazreti Ömer'den başkası rivayet etmemiş. Değil mi? Fi cemi'il mevada'i, hadisin rivayet edildiği tabakaların tamamında, yani her tabakada bir kişi rivayet ediyorsa, sahabi tabakasında Hazreti Ömer. Ondan sonra ki tabakalara bakıyoruz, hakikaten tek kişiler rivayet etmiş. Tekten teke bir rivayet var. اَوَيَا فِي بَعْضَ الْمَوَاضَعِ Bu hadisle alakalı değil bu cümle. Ama gene garip hadislerin geneliyle alakalı. Şimdi okuduğumuz اَوَيَا فِي بَعْضَ الْمَوَاضَعِ اَوَيَا فِي بَعْضَ الْمَوَاضَعِ O hadisin rivayet edildiği tabakalarının bir tanesinde ravi tekse. Mesela diyelim ki bu hadis şöyle olsaydı. Hazreti Ömer tek rivayet etti ama ondan alan iki kişi. Yine garip. Anlaşıldı mı hocam? Anlaşıldı. Yani bir yerinde bile olsa o tek rivayet. يُسَمَّا غَرِيبًا Garip olarak isimlenir. O zaman bu hadise bakıyoruz. Hazreti Ömer vermiş olduğu bu hadis sahih bir hadistir. Ama bu şartlardan dolayı garip bir hadistir. Aşağıda göreceğiz. Buna ferdi mutlakta deniyor. Ferd hadiste deniyor. Ferdün, mutlakun. Aşağıda geleceğiz.
ibare. O mutlak kaydı ne demek? Bir de nisbi kaydı gelecek. Bunun zıttı olur. Mutlakın zıttı. Nisbi gelecek. Ona da misal vereceğiz. İnşallah. Tamam hocam? Dolayısıyla diyoruz ki bu hadis-i şerifi Hazreti Ömer radıyallahu anh tek olarak rivayet etmiştir. Ondan rivayet edildiğinde tektir vesaire vesaire vesaire. Dolayısıyla bu hadis-i şerif nedir? Garip bir hadis. Tamam. Şimdi bundan sonraki ibareye bakalım. Ve imkâne eğer ise râvi isneyni iki kişi ise yüsemmâ azizen aziz hadis diye isimlendirilir. Fark ediyor musunuz hocam? Bu aziz olsun, garip olsun, hadisin sıhhatiyle alakalı değil bunlar. O zaman bir yerde bazıları ya ben işte okudum diyor, bu hadisi garipmiş diyor. Ne anladın sen buradan garip dedi peki? Ne anladın? Garip deyince. Ya işte garip hadisi, amel edilmez. İşte Türkçedeki garip anlıyor. İstilahı olarak anlamıyor. Yani. Garip bu hadis ya. Zaten Musa Nefes en sonunda onu söyleyecek yani. Bak diyor birçoklar şey yapıyor, karıştırıyor diye. Bunları söylemek lazım diye. Şimdi dolayısıyla şöyle bir hadis var. Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu. Bukhari'nin rivayetinde Ebu Hureyre olarak geçiyor. Şeyin rivayetinde, Müslim'in rivayetinde Hazreti Enes'ten geliyor rivayet. An Ebi Hureyre radıyallahu anhum la yu'minu ahadukum hatta ekuna ahabbe ileyhi min abvalidihi ve veledihi ve fi rivayeti Enes'in ziyadet ve nasi ecma'in. Sizden biriniz hakkıyla iman etmiş sayılmaz. Hatta ta ki ekune ben oluncaya kadar ahabbe daha sevgili ileyhi ona mivvalidihi anasından, babasından ve veledihi evladından, çocuğundan daha sevgili olmadıkça hakkıyla iman etmiş sayılmaz. Ebu Hureyre'nin rivayeti buraya kadar. Ama o fi rivayet, bu Bukhari'de geçiyor bu ibare. O fi rivayeti Enes'in, Enes'ten gelen bir rivayette vardır. Ziyadeti ve nâsı ecma'in. Ziyadeti ve nâsı ecma'in ziyadesi vardır. Hazreti Enes'ten gelen Müslim rivayetinde Hazreti Enes rivayet ederken bir de şöyle ziyade koymuş. Hani ve validihiden sonra ve nâsı ecma'in. Yani bütün insanlardan daha sevgili oluncaya kadar ibaresi varmış. Dolayısıyla sahabe tabakasında bu hadis-i şerifi iki kişi rivayet etmiş. Birisi Ebu Hureyre, diğeri Hazreti Enes. Değil mi? O zaman bu mantığa, buradaki şu istilaha göre bu hadis-i sahih olan bu hadis-i şerif nedir? Aynı zamanda garip midir? Hayır, azizdir. Aziz bir hadis. Bu hadis-i şeriften... Garip de alakalı mesela din gariplerin üzerine garip bir istilahı mana değil işte. Yok yok, bu değil. Ondan bunu karıştırmıyor. Bu hadis-i şeriften ravi penceresinden bakıldığında aziz olan sahih bir hadistir. Sahabe tabakasında iki kişi rivayet etmiştir. Sonra da iki kişi, daha sonra iki kişi yani rivayet işte etmiştir. O görmüş olduğumuz televizyondaki, başka yerdeki tartışmalardaki kullanılan dil var ya, o dilde şunu soracaksınız. Hangi istilah kullanıyorsunuz? Hadis istilahına göre mi konuşuyorsunuz? Hocam biraz sonra göreceksiniz. Tefsir istilahına göre mi? Fıkıh usulüne göre mi? Ebu Ya'la var. Ebu Ya'la el-Halili mesela. O da mesela Şaz hadisi, garip hadisi farklı kullanıyor. Mesela bunu diyelim ki Ebu Ya'la dedi ki bu gariptir deyince ne anlayacaksın? Ve de şazdır dedi. Şazsa merdut mudur diyeceğiz. Yani Ebu Ya'la neyi kastediyor? Bunun şeyi var ya. Yani. Amel işte halk sizin garip lafzınızdan istilahı anlamda bir şey anlamıyor zaten. O zaman bunu halka konuştuğunuzda, halka da konuştuğunuz konunun öncelikle bir açıklamasını yapacaksınız. Hem de nasıl alakadar yok olayım. Tabii ki. Diyeceksiniz ki garip hadis aslında zayıf hadis veya herhangi bir kendisinde şüphe bulunan bir şey değil. Değildir. Bu senet açısından mesela innemel a'malu binniyat 40 hadisin hepsinin başında var hocam. Bir yerden geliyorsa yani. Garip, iki yerden geliyorsa aziz. Hazreti Ömer'in rivayeti gariptir mesela. Ama usul açısından garip. Mesela var mı? Bazı yerde der mesela bu rivayet gariptir derler. Bitti. Tamam. Ya garip o zaman ondan haber etmeyelim. Ne anlıyorsun garip? Değil. Bakmayın o tarafa. Öyle anlıyorum. Mesela bu hadis aziz. Azizse şey yapalım. Aziz bir hadis yani. Evet. Tamam hocam. Anladım. Evet. Gayet güzel. وَاِنْ كَانَ اَكْسَرَ Eğer raviler daha fazlaysa, minis neyin? İki kişiden daha fazlaysa, yüsemma meşhuran, meşhur diye isimlendirilir. Daha ve müstefiyoban ve müstefiyoban diye isimlendirilir. Şimdi hocam bakın, buna da misal olarak bu ibarede geçmiyor. Bunu buraya, bunu da ben yazdım. İkiden fazlaysa kastından hocam, bunun fazlalığı nereye kadar? Hocam bunun fazlalığı her tabakasının eğer tabakalarının bir tanesinde iki ise meşhur. İkiden fazlaysa? Bir tanesinde iki ise. Ondan sonraki tabakalarda 100 tane de olsa yine meşhur. Hocam aziz olur iki tane ise. İkiden fazlaysa? İkiden fazlaysa meşhur. İkiden fazlaysa meşhur. Yani 3 olursa meşhur. Tamam. Bunun sayısı var mı hocam? Yani mütevatir hocam ona geleceğiz. Mütevatire geleceğiz. Orada şartlar var hocam. Tamam. Oradan mütevatirde anlaşılacak bu. Tamam hocam.
Mesela Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadis-i şerifini misal olarak verebiliriz. Buhari rivayet ediyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَضُوا لَعِلْمَ اِنَّ اللّٰهَ مُعَقَبْ Allah Celle Celaluhu لَا يَقْبَضُوا لَعِلْمَ İlmi almaz, kabzetmez, intizaan, soyarak يَنْتَزِعُوا مِنَ الْعِبَالِ Kullarlar onları soyuyor, alıyor, soyup almakla almaz. وَلَاكِنْ فَقَدْ يَقْبَضُوا لَعِلْمَ İlmi soyar ve alır bir قَبْلِ الْعُلَمَاءِ Ulemanın ruhunu kabzetmekle. Ehl-i sünnet alimlerine. Hatta اِذَا لَمْ يُبْقِي kalmayıncaya kadar alimin hiçbir alim. Hiçbir alim kalmayınca اِتَّخَدَنْ لَا سُرُقُوا سَنْ جُهَالَ İnsanlar tabi cahil, mücahil, reziller, şeyler, reisler edinirler. Dolayısıyla onlara da sorular sorulur değil mi? Evet. فَسُئِلُوا ve sorulurlar. Ya işte şu usta ne yapayım, bu usta ne yapayım, فَاَفْتَوْ Onlar da basarlar fetvayı bir gayri ilmi, ilimsiz olarak. فَضَلُّوا Kendileri sapıttığı gibi وَاَضَلُّوا Soru soranlar da sapıtırlar. Şimdi bu hadis-i şerif sahih midir? Sahih oğlu sahih bir hadistir. Bukhari'de geçiyor. Sağlam bir hadis-i şeriftir. Fakat okuyalım. Bu hadis-i şerifte işte her tabakasına raviler ikiden fazla olarak zikredildiği bir hadis-i şerif olduğu için meşhur ve müstefil olan denilen sahih hadislerdir. Tamam mı? Yani ibare bu. Ve inkâne ekterem nisleri yüsemmen meşhur ve müstefildan buna misal olarak hadiste bu. Bu halini rivayet etmiş olduğu hadis. Şimdi sormuş olduğunuz sorunun anlaşılması için bu şeye gelelim. Mütevatire gelelim. Bu ibare kitapta da var. Buradan devam ediyor yine. وَاِنْ كَانَتْ eğer ise كَثْرَةُ الرُّوَاتِ ravilerin كَثْرَةُ الرُّوَاتِ ravilerin çokluğu ise فِي كُلِّ مَوْضَعِينَ her bir mevzide efendim her bir tabakada بِحَدِّينَ öyle bir had ile ki لَا يُجَوِّزُ teciviz etmiyor onaylamıyor yani الْعَقْلُ akıl neyi teciviz etmiyor تَوَافُقَهُمْ onların yani o ravilerin tevafuk etmesini, nevzen alel kelibi, yalan üzere tevafuk etmesini onaylamıyor. Buna cevaz vermiyor. Yüsemma böyle bir hadis isimlendirdi. Mütevatiran, mütevatir diye. Şimdi hocam bu ibareden aslında dört şart çıkıyor. Bakacak olursak dört şart. Mütevatir hadislerin sayısı bu noktasında. Mütevatir hadisler hocam yok denecek kadar azdır, ihtilaf edilmiştir. Yok denecek kadar azdır ama hangi mütevatir hadisler yok denecek kadar azdır? Lafzan mutavatir hadisler yok denecek kadar azdır. Bunların en meşhuru da işte buraya ben yazdım. Men kezebe aleyhi mutaammiden felyetebelle makadehu minenler. Bu hiç ihtilafsız lafzi mütevatirdir. Ama manevi mütevatir hadisler de onlar da çoktur. Peki hocam bu müstefiz ve meşhur hadisler sayısal olarak? Çok. 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 Şimdi buradan şu ibaret hocam dört şart çıkıyor. Bunlardan birisi şimdi kalabalığın sayısı nedir? Kalabalığın sayısı ihtilaflı olmakla beraber tercih edilen görüş belli bir sayı üzerinde sınırlama yapmamaktır. Alimler böyle söylüyorlar. Ama ravilerin işte meşhur hadisten daha fazla olacağı aşikar. Peki çok şart. Hocam çok azsa sayı veya böyle bir mütevatir hadisle alakalı bir şey yoksa neden böyle dördüncü bölüm olarak mütevatir hadisi açmışlar? İşte var hocam. Ben kezeb aleyye mutammiden. Var. Bir tane hocam. O bir tane ama bunu şeyi manen mütevatirin sayısı çok. Ha manen. Manen mütevatir. Manen Nüzul-i İsa aleyhisselam. Manen mütevatirden anlayacağımız nedir hocam? Manen mütevatirden anlayacağımız şudur. Yani evvela şöyle lafzen mütevatir nedir? Lafzen mütevatir yani hiçbir sahabi mesela men kezebe aleyhi mutammiden bu hadisi 70 küsur sahabi rivayet etmiş ve hiçbir ravi lafız değişikliği yapmamış. Harf değişikliği bile yapmamış. Hmm. Ve buna inkar küfürdür. Resulullah küfür olduğu için. Aynı kul vallahu ahadiyle okuyun. Ama manen mütevatir isem yani bakıyorsunuz birisi diyor ki Resulullah Efendimiz dua ederken ellerini şöyle yapardı. Kimisi diyor ki böyle. Kimisi hatta Bedir'de dua ederken iki kere ridası düşüyor ellerini kaldırdı. Yani Efendimizin dua ederken ellerini kaldırdığına dair rivayetler var. Bu rivayetler tevatür derecesine ulaşıyor. Ha şekilleri farklı da olsa ellerini açtığına dair olan bir rivayet manen tevatüre ulaşıyor. Yazılı olarak değil de sözlü olarak mı? Sözlü olarak. Yani kalıplar, lafızlar değişse de ifade ettiği mana aynı. Veyahut da İsa Aleyhisselam hakkında, Mehdi Aleyhisselam hakkında gelen hadisi şerifler farklı farklı hatta lafızların bir kısmı da müteşabihat olmakla beraber biz ne anlıyoruz? Yani farklı kalıplarda, farklı şeylerde gelen hadis-i şeriflerin haber verdiği bir nokta var, Mehdi Aleyhisselam gelecek. Bir nokta var, İsa Aleyhisselam nüzul edecek. Bir nokta var, Deccal gelecek. Hani bir nokta var, efendim işte kıyamet alametleriyle alakalı farklı şeyler söylemiyor.
Yani bunların vermiş bu hadislerin böyle hadislere ne deniyor? Mütevatir hadis, mani mütevatir. Mani mütevatir. Evet. Tamam hocam. Dolayısıyla bu tamam birinci şart. İkinci şart ise bu kalabalığın işte senedin tüm tabakalarında olması. Yani işte meşhur hadisten fazla bir kalabalık birinci tabakada rivayet etmiş. İkinci tabakalar da aynı olacak. Üçüncü tabakada da yani. Abi çok olabilir, o fark etmez. Üçüncü şart, değişik millet, işte mezhep, memleketlerden olan ravilerin aynı hadisi rivayet etmesi gibi. Nereden anlıyoruz? Çünkü la yücebülü aklı telafuk almalı kedi. Öyle ya, şimdi aynı yerde yaşasalar dersin ki ya bunlar ya anlaşmıştır belki falan. Anlaşmaya gerek yok. Aynı ki bir diyelim ki burada öbürü başka bir memlekette. Yani akıl buna cevaz vermiyor yani. Bunu hani söz birliği yapmaları mümkün değil. Bir de dolayısıyla tabii ki ravilerin şey, rivayetleri hisse dayalı olacak. Mesela işte gördüm, işittim gibi lafızlarla ne yapacak? İfade edilen rivayetler olacak. Tamam hocam. Şimdi buna misal olarak verecek olursak, şu hadis-i şerifi misal olarak veriyoruz. Bütün muhaddisler de bunu veriyor. Men kezebe aleyye müteammiden, her kim bilerek, kasti olarak benim üzerime yalan isnat ederse, yani benim demediğim Resulullah böyle dedi derse, feliyete belle hazırlasın makademe oturacağı yeri, binanlar ateşten oturacağı yeri hazırlasın. Bu hadis-i şerifi takriben 70 küsur sahabi rivayet etmiştir. Bütün rivayetlerinde de lafızlar aynı olduğu için bu hadis lafzen mütevatir hadistir. Mütevatir hadisin hükmü ise efendim insanın tasdik etmeye mecbur kalacağı zaruri bilgi ifade eder ve inkarı da küfürdür. Çünkü böyle bir inkar Resulullah'ı inkar anlamına gelir. Peki hocam bu mani... Çünkü o 70 sahabi aynı zamanda kulhuallahu ahali bize şey yapan sahabiler. Peki hocam şöyle bir şey de var. Mani mütevatir içinde bu hüküm... Mani mütevatirle alakalı İsmail Lütfü Çakan bu hususta şeydir. Hadis hususunda mahirdir. Onun kitabına baktım özellikle. Onun kitabında mani mütevatire ayırmamış. Mani mütevatire ayırmamış. Ama bu hususta farklı söyleyen, farklı söylemler de var. Hani mani mütevatir bunun dışındadır diyenler de var. Lütfü Çakan Hoca ikisinin de aynı hükme mi bağlıyor? Yani istisna etmemiş. İstisna etmeyeceğim. Yani hadis ilmini bilen bir insanın bunu istisna etmemesi, mutlak bu hükmü zikretmesi başka bir anlamına gelmez. Ama bu yani hadiste otoriter bir insandır. Bu hükmü peki veren hocam kim bu noktada? Bütün muhaddislerin hükmü veya... Yani hadisler, genel mütevatir hadislerle ilgili genel verdikleri şey bu. Bu. Yani kafir olur. Ama bunu istisna edenler de var şeyden. Manen mütevatir. Eğer öyle olmasaydı o zaman İsa Aleyhisselam'ın inmeyecek diyen her insan kafir olur. Evet. Evet. Tamam hocam. Peki, vel garibu, garip hadis, yüsemma ferden, fert diye de isimlendirilir, eybon garip dendiği. Tamam. Demek ki yani garip hadise fert de deniyormuş. Niye fert deniyor? Çünkü hani o tabakada tek başına tek kaldı ya ondan dolayı. Ve la yaffa aleyk, sana gizli değildir. Sana gizli kalmasın. Enne ravi muhakkak, rivayet eden ravi, imkana vahiden eğer tek ise fi kullin cemii'il mevadi'i o rivayet eden tabakaların tamamında tek ise yüsemma ferden mutlakan mutlak fert diye isimlendirilir. Buna misal en yukarıdaki Hazreti Ömer hadisi. Tamam hocam. Her tabakada tek. Anlaşıldı. Onun için ikinci misal vermeye gerek görmedik. Ve imkana kâne eğer ise fi mevda'il vahidin tek bir mevzide yani ravi tekse mevdu'in vahidin yok hocam orada. Ve inkâne fî mevdu'in vahidin ve inkâne fî mevdu'in siz buraya geçtiniz. He? Tamam. Ben kağıttan devam ediyorsunuz bu yandan. He. Ve inkâne fî mevdu'in vahidin ve inkâne fî mevdu'in vahidin vahidini buraya da yazmamışsınız. Vahidin buraya yazmamışsınız. Oraya bir vahid yazalım hocam. Evet. Vahid. Vahidin. Evet. Yüsemma isimlendirilir ferden nisbiyen. Ferdi nisbi. Evet, nisbet edilen değil mi? Fer. Diye isimlendirilir. Buna misal olarak ne verebiliriz? Hocam İmam-ı Malik, Zühri ve Hazreti Enes bin Malik tarihiyle gelen bir rivayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'ye girdiğinde başında miğfer varmış. Böyle bir rivayet var. Miğfer var, hadisi şerifi gibi. Çünkü bu hadisin
ilk iki tabakasında teferrüt bulunmazken, yani ilk iki tabakası Enes bin Malik ve Zühri, bu tabakalarda teferrüt yokken İmam-ı Malik de teferrüt vardır. İmam Malik tek kalır. Ravi olarak. Yani bu hadisin senedindeki ferdilik nisbidir. Kime nisbi hocam? İmam-ı Malik'e değil mi? Evet. İmam-ı Malik'e nisbi oluyor. Dolayısıyla böyle olduğu zaman da ferdi nisbi deniyor. Yukarıdaki Hazreti Ömer hadisindeki her tabakada tek olduğunda da ferdi mutlak deniyor. Tamam hocam? Anlaşıldı değil mi? Evet. O zaman bunu böyle alıp kenara koyup bundan sonraki derslerimizi hızlı hızlı okuyabiliriz inşallah. Hızlı hızlı derken yani şey olarak kitaptan okuyor. Tamam. Hocam ferdi nisbiye niye gerek kalmış? Bir tane olursa. Tek bir tabakasında tek. Tek bir tabakasında yani nispeten. Yani ona nispeten. Tabii. Yani nispeten. Nispeten. Komple değil yani. Değil. Komple olsaydı mutlaka. Mutlaka değil. Yani. Olacaktı. İnnemel Ağabey'in bilmeyen hadisinde geçtiğim gibi. Evet. O da tamam. Fefi. Dolayısıyla burada ne oluyor? Fafay tafsiliye. Fefi kevnil hadisin, hadisin olmasında gariben ve ferden, garip ve fert olmasında yekfi yeterlidir. Kifayet eder ne? Kevnil ravi, ravinin olması. Ne olması? Vahiden, tek olması. Derde fi mevda'in, fakat tek bir mevzide. Tek bir mevzide eğer ravi tekse yeter. Yani o buna ne diyoruz? Garip hadis diyoruz. Diğer bir adıyla fert hadis diyoruz. Evet. İster mutlak olsun, ister nisbi olsun. Değil mi? Evet. Tamam. O imkanı olsa bile, oradaki inibasliye geriye bağlıyor cümleyi. O imkanı olsa bile fi kulli fi mevda'in müteaddidetin uhra mevada'a fi mevada'a mevzeydir. Fi mevada'a müteaddidetin uhra, diğer müteaddit mevzilerde olsa bile ekstra daha fazla min vahidin. Birden daha fazla olsa bile. Yani o zaman nisbi oluyor değil mi? Evet. Yani ister mutlak olsun demek istiyor, ister nisbi olsun. Mutlak da olsa, nisbi de olsa... Garip ve fert. Yani garip ve fert. O zaman garip ve fert isimleri ne oluyor? Bu hadisi şerife müsemma oluyor. Tamam hocam? Evet. Fefil azizi, aziz olan hadiste ise, aziz hadis ne oluyordu? İki. İki rivayetle ilgili. Lâbud ayrılık yoktur. Neden? En yakını olmasından er-râvi, râvinin fî cemî'i mevâdî, mevzilerinin tamamında, tabakalarının tamamında isneydi. İki, sayıhan, hem sayıh olarak, sayıh olarak iki deyince şunu anlamamız lazım. Yani iki kişi iki kişiden rivayet etmiş. İki kişi ikiden, iki ikiden, iki ikiden, sayıh. Tamam, açık. Ev veya altımden veyahut da zımni olarak. Nasıl yani zımni? Yani şimdi iki, yani birinci tabakada iki var. İkinci tabakada üç kişi var. Üçüncü tabakada yine üç kişi. Dördüncü tabakada dört kişi veya beş kişi. Fark etmez. Çünkü üçün içerisinde iki var, dördün içerisinde iki var, beşin içerisinde iki var. Zımni yani. Tamam mı? Yani bir tabakada iki ise ondan sonraki tabakalarda kaç olursa olsun. Yani ikiden fazla olma şartıyla kaç olursa olsun zımnen yine şeydir. Onun temelinde iki tane var. Yani. Temelinde iki var yine. Tamam mı? Hocam, ama hep iki ikiden olsaydı sahih denecekti. Hocam bu bir üstte fi mevadi'a diye gayr-i musarif okudunuz. Hı hı. Aşağıda fi cemi'i mevadi'i dediniz. Evet. Mesela fi mevadi'a dedim yukarıda. Gayr-i musarif okudum. Fi ceredmedi gayr-i musarif olduğu için. Ama müteaddidetin onun sıfatı olduğu için müteaddidetin diye mecrur okudum. Tamam. Onun altındaki mevadi'i ise şey oldu. İsmi muzaaf oldu. Muzaafın ileyh oldu. Ve evvelde eliflam var. Eğer evvelde eliflam olmasaydı fi cemi'i mevada'a diyecektik yine. Yani cer hali feta olacaktı ama evvelde eliflam olduğu için cer al. Tamam hocam. Ve fil meşhuri, meşhur hadiste ise... Hocam ara sıra ben hatalı okurum diye ama okurum. Hocam şey dedim, masum. وفي المشهور مشهور هذا السيسم لا بد أن يقدر في جميع المواضع أو طبقة لمن تماما دا أيضا يقدر كون هرابين olmasında أكثر daha fazla من اثنين ikiden daha fazla olmasında ayrılık yoktur sarihan sarih olarak kulluhu bütün rabileri demek ki bütün rabiler ne olacakmış
İkiden fazla olacakmış ki meşhur olsun. Diğer birisi de müstefil olsun. Evet. Şimdi o zaman buna göre, şimdi fe inkâne fa fay tafsil diye tafsilata gidecek. Buna göre ne diyeceğiz şimdi? Onu söylüyor. Hocam buna şimdi göre, burada vav koysak vavu tafsili olur muydu? Olmaz hocam. Neden? Vav da öyle bir özelliği yok. Tafsilat evet. Özelliği yok. Veya neyi olmaz bilmiyorum. Beyan yok, şey olmaz yok. Hocam. Fe yani, fe koymak zorunda. Başka şansı tabii. Bu fa'yı fezlege de diyebiliriz. Toplama fa'sı. Yani son hüküm bildiriyor. Fa'sı da olur. Fe inkâne, o zaman buna göre fe inkâne, eğer ravi olursa nerede fi bazı mevâdî tabakalarının bazısında, bunu bir tabakada anlayalım hocam. Bunu tek bir tabaka olarak anlamamız lazım ki doğru hüküm vermiş olalım. Fi bazı mevâdî tabakaların bir tanesinde olursa isneyni iki olursa ve fi bazıha ve tabakalarının diğer bazısında da ekstra min isneyni ikiden daha fazla olursa fehuva bu hadis dahildir fil aziz azize dahildir. Çünkü azizde iki tane oluyor değil mi hocam? Evet. Azize dahildir. Ama diğer tabakalarda ikiden daha fazla olsun. Şimdi aşağıda söyleyecek yuhkabul akallu alel ekser diye. Sadece bu ilme mahsus. Yani hadis ilmine mahsus. Diğer ilimler için velil ekseri hükmül kul. Aşağıda göreceğiz onu inşallah. Yani az olana itibarlanıyor. Az neyse aza göre hüküm veriliyor. Evet. Yani hadisin sıhhatinin ne kadar önemli? Hadisin sıhhati önemli. Evet. Allah-u Teala mesela Kur'an-ı Kerim'de iki tane adil şahit getirilmesini yeterli kılıyor. Veya iki tane, bir tane erkek, iki tane kadın veya da iki adil erkek ve hür olacak deniyor. Mesela iki adil şahit ama o şahidin adaleti hususunda hadis naklinde çok şartlarla mesela. Her şey inceleniyor. Evet. Ravinin her şey inceleniyor. Yani kılı kırk yer arasına bir incelemeye tabi tutuluyor. Evet. Fehu bu hadis-i şerif dahildir fil aziz. Aziz hadis kısmına dahildir. Ne gibi? Kema ennehu. Şunun gibi ki imkâne o râvi ise fi bâdın mevâdî o tabakaların bir tanesinde vahiden bir tane ise tabakalarının bir kısmında yani bir tanesinde vahiden bir ise evet vahiden bir ise ama ve fi bâkil mevâdî ve bazı tabakalarda da geri kalan yerlerde de isneyni iki ise evveya ekstra daha fazla ise yekunu gariben o hadis gariptir. Niye? Çünkü tabakaların bir tanesinde tek kaldı mı? İş bitti. Evet. Tekse ama ya çoğa göre hüküm verilmez mi? Hayır. Hadis ilminde çoğa göre hüküm verilmez. Aza göre hüküm verilir. Feulime bilindi. Evet. Feulime izâ kenne emmü kezâlik feulime bilindi. Ne bilindi? Şu enne mâna kendir râvi. Râvinin olmasının manasında ve fil azize aziz hadiste olması fi cemii'il mevâdi'i o tabakalarının tamamında isneyni iki olması en yekûne o râvinin sarihan sarih olarak veya da zımnen veya da zımni olarak ya sarahaten veya da zımnen iki olması ve bâd-ı kemnil bazısının olmasından sonra fi bâd-ı mevâdi'i bazı yerlerde sarihan sarahaten iki kişi olmasından sonra efendim bazı ravilerinin iki olması neymiş? Manası anlaşılmış oldu. Niye yani? Nasıl yani anlaşılmış oldu? Yani burada aşağıda söyleyeceği gibi eğer bir tabakasında